Kişide insülin direnci varsa öncelikle yapması gereken muhakkak bir doktora danışmak olmalı. Çünkü kan değerlerine göre doktorun istediği diyet farklı olabilmektedir. Belki kişide çok fazla insülin salınımı bir takım hastalıkları da beraberinde getirebilecektir. Dolayısıyla sadece insülin direnci yüksekliğinde karbonhidratı dikkat edeceğimiz bir diyetin yanı sıra bazen kişide eğer hiperlipidemi varsa tuza da dikkat edeceğimiz veya ürik asit yüksekliği varsa primden kısıtlı diyet dediğimiz bir takım diyetler de vermemiz gerekebiliyor. Doktor görüşmesinden sonra muhakkak bir diyetisyene danışmak öncelikle tedavide çok önemli. Diyetlerinde dikkat etmesi gereken çok nokta var. Özellikle karbonhidrat alımının doğru saatlerde alınması ve seçilecek karbonhidratın da doğru besinlerden seçilmesi gerekmektedir. Kişilerde insülin direnci varsa bir kere öğünlerden mutlaka tok kalkmaya özen gösterecek. Muhakkak çiğ sebze ve salatayı hem kahvaltıda hem öğlen ve hem akşam muhakkak bulundurmaya özen göstermelidir. Çünkü tokluk bizim için çok çok önemli. Aç kaldığımız süreçte insülin daha fazla salınacaktır ve kişi daha hızlı hipoglisemi yaşayacaktır. Özellikle öğün saatlerinin çok gecikmemesi, kahvaltının 9.30-10'lardan sonraya sarkmaması da insülin direncinde çok çok önemli. Öğün saatlerini düzenli aralıklarda tutmak gerekmektedir. Tükettiğimiz besinler kahvaltıda hem protein, hem yağ, hem karbonhidrat grubunu beraberinde barındırmalıdır. Tek başına tüketilen bir ekmek veya sadece tüketilen tek başına kolaylıkla bulunan simit poğaça bazen insülin direnci tedavisinde yetersiz bir protein alımı söz konusu olduğu için insülin direncini daha da yükseltebilir. Kişide insülin direnci varsa öğle öğünlerinde veya akşam öğünlerinde bu fast food dediğimiz hızlı tüketim yapılan sandviç gibi veya da hamburger gibi, pizza gibi, makarna gibi karbonhidratlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak beslenmek çok önemli. Çünkü bu besinler bizi tükettiğimiz sırada belki haz verecek fakat çok kısa sürede acıktıracaktır. Aksine bunları tüketmemek yerine bunları doğru tüketmeyi tercih edebiliriz. Örnek veriyorum. Biz bir pizza tüketeceksek bu pizzanın bir porsiyonunu tüketmek yerine bu pizzada 2-3 dilimle kendimizi sınırlandırmalı ve yanına belki bir etli salata veya da bir peynirli salatayı birlikte tüketmeye özen göstermeliyiz. Yine kişi hamburger yemek isteyecekse, insülin direnci varsa elbette ki hamburger de tüketebilir. Ama yanındaki patatesi tüketmeden, yanına asitli içecek almadan ve mümkünse yanında ekstra çiğ sebze ve salatayla tüketmesi bu kişiyi hem sosyal ortamından mahrum bırakmayacaktır ve aynı zamanda insülin direncini daha da yükseltmeyecektir.